yanınızdan geçen bir şey büyük olasılıkta insan olduğunu algılıyorsunuz. Çünkü ona göre beyniniz gelişmiş. Görmeseniz bile, net bir şekilde görmeseniz bile bir rüzgar, bir ağaç dalını bile bazen bazı koşullarda insana benzetiyoruz. Çünkü bebek doğduğu zaman annesinin yüzüne ve gözlerine algılamaya odaklanmış ve ona bir ayrıcalık veriyor. Yani hayatta kalması için bir olanak tanıyor anasını tanıması. O yüzden bu yüz patternları ya da gördüğünüz her şeyi böyle anlamaya çalışmak ve bir şeyler, mesela şu Orion, Orion yıldız takımında böyle bir şekiller, resimler çıkarmış insanlar. Onlara isimler vermişler. Ve bir şey fark etmişler. Aslında hiçbir şey böyle rastgele olmuyor gökyüzünde. Bazen Orion ortaya çıkıyor, bazen diğer takım yıldızlar ortaya çıkıyor. Ve bunun izlemenin büyük yararlar sağladığını görmüşler. Şimdi bu kalıplar içine yerleştirirken bir şeyleri ay ve güneş tutulmaları olmuş. Şimdi ilk insanlar bu ay ve güneşin bir şekilde kendilerine iyi geldiğini ısıtıyor. Ama böyle kendilerinin yapamadığı bir şey değil mi? Geceyi gündüze, gündüzü geceye çeviremiyor madem ki insanlar. Her şeyin bir ilksel nedeni vardıysa birileri bir şey bunu yapıyor. O nedenle ay ve güneş aslında efsanelere göre tanrılar. Ay ve güneş tutulmasının nedenini kötü ruhlar olarak algılıyorlar ve bunlardan kurtulmak için büyük gürültüyle kovulmaları gerekiyor. Taşlar, sopalar vesaire, yani korkunç bir gürültü çıkarılıyor. Bunlar kötü ruhlar, bazı efsanelerde cinler ve şeytan vesaire. Acaba ben size şu soruyu sormak istiyorum. Bağırıp çağırmasalardı ay ve güneş tutulmaya devam eder miydi? Hani bağırıp çağırdıkları ve şeytanı kovaladıkları için tekrar güneş ya da ay ortaya çıkıyor ya. Bunu göze alabilirler miydi? Yani güneşin bir daha hiç olmadığını varsayın. Yok. Sürekli üşüyecekler. Hiçbir şey büyümeyecek. Eğer kötü ruhlar gürültü çıkararak kovuluyorsa biz bizim kötü ruhlar çok kötülerdi. Siz rahatsız durmayı göze alır mıydınız arkadaşlar? Ve acaba şimdi göze alıyor musunuz? Burada göz kırpman gerekiyor. Neyin neden olduğunu bilmeseler bile o zaman tutulmaların tekrar ettiğini fark etmişlerdi. Hatta güneş tutulmaların ne zaman olacağını çok doğru bir şekilde ilk tahmin ederler. Bundan tam 2600 yıl önce bizim şimdi yaşadığımız bu topraklarda sabah dinlediniz milletli terasisti. O zaman eski zamanlarda doğanın nasıl işlediğini anlamayan tanrılar, insanlar çok korktular. İnsanların iki özelliği var. Birbiriyle az buçuk çelişiyor. Bir tanesi olağanüstü bir merak. Bu merak aslında her şeyi sürükleyen şey. Diğeri de olağanüstü bir suçluluk duygusu. Çünkü insanlar yine evliliklerinde, bunu hayvanlarda da göreceksiniz, bir morality ortaya çıkıyor. Altruistik davranış biçimleri geliştiriyorlar. Çünkü altruistik davranış biçimi geliştiriyor olmalarının nedeni kendilerini başkası için feda ediyorlar. Kendileri